Siyaset en kısa tanımıyla idare etme yönetme sanatıdır. Siyaset anlayışı ve uygulanışı yeryüzündeki kültür çeşitliliğinin tabii bir neticesi olarak toplumdan topluma değişir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasılsanız öyle yaşayacaksınız hadisinde işaret ettiği gibi toplumların karakteri siyasetlerini aksetmiştir. Bu açıdan bakıldığında modernleşme sonucu teklif yaşayan toplumların siyasi yapı olarak da birbirine bu kadar benzeşmesi şaşırtıcı değildir. Girdiği her ülkede gelenekle çatışan sekülerizm, İslam ile alevi bir savaş halindedir ve İslamiyet'i toplumsal meseleleriyle olan ilişkisini kesmek suretiyle bir el altına sokmak istemektedir. Biz inanıyoruz ki İslam'ın kapsamı dışında kalmış bir şey yoktur. Bu yüzden İslamiyet'in söz hakkının bittiği ve İslam dışı kuralların geçerliliğinin başladığı bir sınır söz konusu değildir. Diğer her şey gibi siyaset de İslam'ın ilgi sınırları içerisindedir ve biz şahidiz ki seküler idarelerin elinde zulüm tarzına dönüşen bugün bir dünyada İslam ahlakıyla ahlaklanmış bir siyaset anlayışına muhtacız. Bunun için bir ilim deryası olan geleneğimizle bağlantımızı kuvvetlendirmeli, sahip olduğumuz kaynaklara elimizden geldiği ölçüde ulaşmalıyız. İktidar kavramlarla ve dolayısıyla anlayışlarla zihniyet dünyamızın şekillendiği bu günlerde bu topraklara, yani bize ait olan dünya görüşüne İslam tarihi tecrübesini derinlikli bir şekilde okuyarak, değerlendirerek ulaşabiliriz. Ancak bu yolda sahih ve muhkem bir gelecekte yaşayabiliriz. Bugün de klasik dönemdeki İslam siyaset düşüncesini Özgür Kaval hocamızdan dinleyeceğiz. Kısaca kendilerinin özgeçmişlerini takdim etmek istiyorum. Yardımcı Doçent Doktor Özgür Kavak, 1978'de Karamürsel'de doğdu. İzmit İmam Hatip Lisesi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında Şah Veliyullah ile Dihlevi'nin İçtihat Anlayışı başlıklı teziyle Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İslam Hukuku Bilim Dalı'nın yüksek lisansını tamamladı. Aynı bilim dalında Reşit Rıza'nın fıkıh düşüncesi çerçevesindeki görüşleri başlıklı doktor tezini savundu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagat Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen İstanbul Şehir Üniversitesi'nde İslami İlimler Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Akademik çalışma alanları İslam siyaset düşüncesi, İslam modernizmi ve çağdaş Arap edebiyatıdır. Hocamızı davet edelim. Gönderelim. Buraya mı? Mikrofon burada. Sorular sorarak başlamayı düşünüyorum. Muhammed'in kafasında onların cevapları varmış. Bunu da görmüş olduk. Medeniyet topluluğuna da, medeniyet toplumuna da çok teşekkür ediyorum. Benim ta İstanbul'lardan çağırdılar. Biraz CV'me bakmışsın anlaşılan. Benim bile unuttuğum şeyleri hatırlattım. Çok konuşmayı seven biri değilim ben. Yazmayı tercih ediyorum. Daha çok yazarak bu alana katkı sağlamaya çalışıyorum. Ancak biraz medeniyet topluluğunun yapıp ettiklerine baktığımda bu bir mücadele değil. Yani kesinlikle anlaşılmasın ama hakikaten ne İstanbul'da ne de Türkiye'deki başka üniversitelerde çok da benzerini görmediğimiz esaslı ilgileri olan bir topluluğa benziyor. Yapıp ettikleri şeyler. Böyle bir aktif, daha doğrusu güncel, aktüel meselelerin büyüsüne kapılmak yerine çok külliyatlı, derinlikli ve belki de bizim için geleceği inşa edici köklere, asıllara inen bir takım faaliyetler yapıldığını gördüm. Bu sebeple gelmiş oldum. Sizler de dinlemeye geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi sunumu biraz dersiniz de varmış galiba bazılarınızın. Ben aslında üç parça olarak düşündüm. Bu üç parçanın ilk ikisini dinledikten sonra isteyenler gidebilir.
son parçası biraz daha teknik bir şey olacak. İlk olarak şöyle bir genel bir siyaset düşüncesi tasavvuru yapacağız ama magazin ağırlıklı olacak bu biraz. Yani hakikaten İslam siyaset düşüncesi diye bir alan var mı, yok mu? Muhammed'in çizdiği çerçeve doğruysa, gerçekten bu kadar önemli bir alansa, işte birazdan Türkiye, İslam dünyası ve Batı dünyasındaki çalışmalar ekseninde bir İslam siyaset düşüncesi nerede oturuyor ona bir bakacağız. Ardından İslam medeniyetinin ilim haritası içerisinde siyaset kavramı nasıl ele alınmış? Biraz literatür ağırlıklı gidip gelmelerle konuyu işlemeye çalışacağız. Tarihsel perspektiften konuyu sunmayı düşünmüyorum. O bir İslam tarihine veya İslam ilim tarihine dönebilir. Daha çok disiplinler, belli ilimler ve onların siyaset ilişkisi üzerinden bir sunum olacak. Bunu takip eden kısım, bu literatürün ortaya koyduğu siyaset düşüncesi nasıl bir düşünce? Onun üzerine duralım istiyorum ve son olarak da belki İslam siyaset düşüncesinde devlet başkanı, bakacağım işte bir slayta da koydum uyku durumumuza göre, onu da anlatabiliriz. Tamam, bismillah. Ben ayağa kalksam, yani ses çok önemli değil, değil mi? Zaten duyuluyor. Tamam. Şimdi mesele biraz derin. İslam'la siyaseti yan yana koymak gerçekten mümkün mü? Türkiye'de tasavvuf çevreleri, bir kısım tasavvuf çevreleri. Bazı cemaatler siyasetin bozucu etkisi olduğunu hep söylerler. Biz öyle yetiştik. Mesela şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım sözü kime atfedilir hiç duydunuz mu? Said Nursi'ye atfedilir. Aslında esas söyleyenim Muhammed Abduh'tur. Dolayısıyla büyük İslamcı dediğimiz Reşit Rıza, Afgani Abdül Reşit Rıza çizgisi var ya, muhtemelen hepinizin zihninde var. O önemli temsilcilerden birisi de siyasetten Allah'a sığınırım. Burada esaslı sorular şunlar. Gerçekten İslam ve siyaset yan yana durabilir. Dini metinler bize siyasetle ilgili çok kurucu, çok belirleyici şeyler söylüyorlar. İslam medeniyeti ilim haritası içerisinde İslam siyaset düşüncesi diye bir alan var. Bu tip sorular bugün en azından biraz karşılığını bulmaya çalışacak. Şöyle bir ilerleyelim. Bu mesele maalesef çok derinlikle ele alınan bir mesele değil. Bilinen bir mesele değil. Batı düşüncesinin temel derdi bunlar zaten bir araya gelmez. Bizde gelmedi. Biz ayırdık bu işi. Ya siz de bu noktaya gelin derken İslam dünyası daha çok sloganik hakimiyet Allah'ındır cümlesi ya da ayeti çevresinde olayı döndürüyor. Peki onun için nasıl doldurulacak? Buralar biraz karışık. Şöyle biraz ilerleyelim. Şimdi mevcut duruma bir bakalım. Türkiye İlahiyat Fakülteleri içinde her dönem 8-9 ders okutulur. 220 civarında seçmeli ders vardır. Hepsi tek tek yazılmıştır. 220 tane seçmeli ders var arkadaşlar. Sosyal psikolojiden tutun da rik'a sanatının inceliklerine kadar, dini musikinin makamlarına kadar ders vardır. Ama İslam siyaset düşüncesi diye bir ders yok. Dolayısıyla Muhammed sen işin zor ya. Yani. Nerede? İlahiyatlarda yok. Peki bütün işi siyaset olan fakültelerde böyle bir alan var mı? Okudunuz mu? Siyasetten var mı arkadaşlar? Şimdi Bilkent'in web sitesinde bir problem var. Ben şeyi tıklıyorum, siyaset bilimine tıklıyorum, psikoloji çıkıyor. Bir türlü müfredatı göremiyorum. Ama Marmara Üniversitesi'ninkini biliyorum mesela. İslam siyaset düşüncesi diye bir ders yok. Bilkent'te göremedim. Ya zaten muhtemelen yoktu da söylemek istemedim. Biri çıkıp ben aldım diyebilirim. Hadi İslam siyaseti demiyorsunuz, bari Osmanlı siyaset düşüncesi değil mi? Bu topraklarda neşv-i neva bulmuş, siyasi düşünce neydi arkadaş? Bunu, o da yok. Yani dolayısıyla ona da geçtik. Türkiye'de bir sürü İslamcı hareket var, partiler var, siyasi liderler var. En büyük siyasi İslamcı hareket liderini getirtelim, diyelim ki İslam siyaset düşüncesinin bana 3 tane klasiğini say.
Ne cevap verirler? Enes, neredeniz? Sadece bir şey daha var. Bir anekdot anlatayım. Bu kayıt yapıyor musunuz? Neyse. Yani karşıma çıkmasın. Fakat ben milli görüş geleneğinden gelen biriyim. Yok fark etmez. Milli görüş geleneğinden gelen biriyim. Üniversite hayatımda böyle geçti. İHA vesaire. Sonra dedim ki ya bu iş siyaset bozuyor, ben ilme kaçayım. Zor kurtardım kendimi. Ancak oralarda da Maverdi derdik biz. Ya İslami siyaset davası gidiyorsun ama kaynaklarınla irtibatın sıfır, yok. Burayı geçelim. Kayıt olmasaydı belki bir şeyler anlatırım. İlmi neşriyat, peki Türkiye'de siyaset düşüncesinin İslam'la irtibatına dair onlarca metin var mı? Yok. İki tane yayın evi bu işi yapıyor. Birisi Klasik Yayınları. Siyaseti Yeniden Düşünmek diye bir seri başlattı. Editörlüğü ben yapıyorum, reklam. Bir de Büyüyen Ay yayınları. Öyle de bir ilgi yok. O zaman Muhammed, nerede senin İslam siyaset düşüncesi? Bunu nereden öğrenmişsin? Ya da böyle bir olay var mı? Peki niye yok Türkiye'de ilgi? Şundan dolayı yok. Bakın tahtada Türkiye'nin en büyük İslam hukukçusu, hukukçularından birisi, ismini vermeyeceğim. Dedikoduya girmesin ama Google var elinizde, merak eden. Fıkıh ve kamu hukuku yazarsa bulur. Şimdi diyor ki bu zat bize, İlahiyat müfredatını da, Türkiye'deki İslamcı düşünceyi de şekillendiren önemli bir kişi. Der ki, saltanat İslam kamu hukukunu, özellikle de esas teşkilat hukukunu, yani devletler hukukunu, değil mi? Teşkilat hukukunu hatırlarsınız. Rafa kaldırdı. Bunun yerine kendi hukukunu ikame ettiği için, oralarda bayağı bir dolgu cümleleri var. Hilafet, imamet, şura, siyasiyatlar ne okunmuş, ne yazılmış, ne de dinlenmiştir. Saltanat ne zaman başladı? 661. 4 halife bitti. Emeviler, Muaviye. Ne zaman kaldırıldı? 1922. 24'te Ayrıca. Şimdi 661, 1922. Bu arada zaten demek ki siyaset düşüncesi Muhammed yokmuş şu halde. Eğer hocamız doğruysa biz bugün ne konuşacağız? Dahası, peki ne olmuş? İslam tarihi boyunca yönetimler hiçbir zaman dini siyasetten ayırmamış ama yaptıklarını kitaba uydurmuşlar. Dini meşruiyet kisvesine sokmuşlar, saraylarında ve çevrelerinde besledikleri fıkıh temsilcilerine ısmarlama fetvalar almışlar. Şimdi sarayda besleme vesaire. Bu bahsettiğimiz dönem bütün İslam alimleri, yani bildiğimiz bütün İslam alimleri, herkesin yaşadığı dönem, onlara siz bu şekilde suçluyorsunuz ve diyorsunuz ki İslam siyaset düşüncesi alanında hiçbir şey yoktur. Otomatikman da kimse çalışmıyor, kimsenin aklına böyle bir ders koymak da gelmiyor. Peki bu anlatılan doğru mu? Bugün biraz bununla da hesaplaşacağız. Fakat bu hocamız mesela 7 Haziran seçimlerinden sonra hükümetle o kadar yakın yazılar yazıp irtibata girdi ki malum sarayda gündemde insanlar demişler ya, büyük lokmaya büyük söz söyleme. Şimdi saray ve besleme kelimeleri birileri çıkıp kendisi için kullanabilir. Türkiye'de durum böyle de İslam dünyasında nasıl? Ben defaatle Ürdün'e gittim işim dolayısıyla. Ürdün'de de en ucuz kitapları satan yerler Selefilerin elinde. Diyorum ki siyasetle ilgili kitaplar nerede? Ahi. Diyor ki ötürkü siyaset. Bırak siyaseti. Ne yapayım? İkra'il akide. İtikat oku, akide oku. Sen siyasetle İslam'ın ne işi olur? Selefi dediğimiz tavır. Tabi onlar kendi içinde farklı. Peki ihvancı hareket gerçekten İslam siyaset düşüncesi klasiklerine ehemmiyet veriyor mu? Yine Ürdün'de en önemli ihvancı bir siyaset merkezini ziyaret ettim. Siyaset Araştırmaları Merkezi. Heh dedim, herhalde aradığımı burada bulurum. Ziyaret sebebim de onlar bizim üniversiteyi ziyaret etmişler. İadeyi ziyaret. Anladım ki biz diyor klasik siyaset metinleri okumuyoruz. Çok net bunu söyledim. Başındaki direktör. Ne yapıyorsunuz? Ya bizim için siyaset, benim anladığım aktüel güncel siyasi analiz. DAEŞ'in ya IŞİD'in arkasında kim var? Şiiler ne yapmak istiyor? İran ne yapmak istiyor?
Dolayısıyla klasik dünya ile irtibat İslam dünyasında çok zayıf. Arap devrimleri de bunu değiştirmedi. İslam dünyası büyük oranda demokrasi, İslami midir, değil midir, seküler, rezim, İslam'a uyar mı, uymaz mı ekseninde tartışıyor. Yani geçmiş klasik literatürle irtibat çok çok zayıf. Mesela Sisi, var ya Mısır'ın başkanı, dedi ki iktidarı aldıktan sonra, ya dedi ey Batı, siz dedi bizden hemen demokrasiye geçmemizi beklemeyin. Bizim halklarımız buna hazır değil. Biz zamana ihtiyacımız var, bir geçiş dönemi bize tanımanız lazım. Dolayısıyla bizim meşruiyeti tanıyın. Şimdi Sisi'nin bu söylediği söz aslında Muhammed Abduh'un bir yüzyıl öncesinin bir kavram atıyor Muhammed Abduh. Bütün İslamcı hareketler arkadaşlar bu arada demokrasiyi meşru gören ve demokrasinin İslam'a uyuştuğunu öneren hareketlerdir büyük oranda. Nadiren Seyit Kutup gibi aykırı şeyler çıkmıştı. Demokrasi İslamcı hareketler, modern dönem İslamcı hareketler için esasıdır. Ancak Abduh da bu işin farkında diyor ki biz şu an demokrasiye geçersek hiçbir şey yaramaz. Ne yapmamız lazım? Adil müstebit bize lazım. Adil Türkçe müstebit ne demek? Zorba. Zorba yahut zorba dersek problem olur. Diktatör diyor. Abdülhamit için de kullanılır ya. Tam Sisi'nin demek istediği şey. Fakat Sisi'nin de kullandığı kavram 1905'te ölen Abduh'a kadar gidiyor. Yani daha gerisine gitmiyor. Peki Batı ne yapıyor? Arkadaşlar Batı hem İslam dünyasından hem Türkiye'den kat kat ileride bu açıdan. Neredeyse bütün siyaset klasikleriyle irtibatlılar, biliyorlar, onları okuyorlar, neşrediyorlar. Onlarca İslam siyaset düşüncesi kitabı var Batı'da. Ancak Batı'nın klasik literatürü okumasında da bazı sıkıntılar var. Birinci sıkıntı, İslam tarihini şöyle okumak istiyorlar. Batı'da ne oldu? Kilise-devlet ayrılığı vardı. Belli bir saatten sonra ayrıldı. İslam dünyasında da buna benzer işler oldu. Ya da olmalı. Metinler aslında bunu bize söyler diyorlar. Mesela Patricia Crone diye bir hanım var. Vefat öldü. Temmuz ayında. Danimarkalıydı. Ortaçağ İslam Siyaset Düşüncesi kitabı. Ortaçağ İslam Siyaset Düşüncesi kitabı. Kitabın sonucu neyle bitiyor biliyor musunuz? Mustafa Kemal'le bitiyor. Yani kitaplar sadece bize bir şeyi tanıtmak için yazmıyor. Temel derdi şu. İslam dünyasında da bu din devlet çok öyle beraber gitmediler, ayrıldılar. Bu makas en son adı Mustafa Kemal'le konuluyor. Dolayısıyla dertleri şey, bir açıdan işte din devlet ayrılığının teorik zemininin olduğunu ispatlamak. Bunu yaptıklarında rahatlayacaklar. Bir de siyaset teorisi, bilimi yahut felsefesi gözlüğüne baktığında bizim metinlerimizdeki bütünsel resim gözükmüyor. Çünkü mesela bizim siyaset dediğimiz bir metinde aynı zamanda ibadetle ilgili meseleler de var. Ayırmıyoruz biz çok fazla. Birazdan içeriğinde duracağız. Fakat diyelim Rosenthal diye birisi Maverdi'yi inceleyecek. Diyor ki ilk üç babı beni ilgilendiriyor, gerisi ilgilendirmiyor. Bir de Maverdi kafasında ayırmamış adamın namazı, orucuyla devlet yönetimini. O bütünlüğü görmüyorlar. Niye? Çünkü ya diyor ki bu siyaset teorisi. Modern sosyal bilimsel ayrışma ayırıyor. Hukuk ayrı, siyaset ayrı, sosyoloji ayrı. Bizde o ayrışma yok. O yüzden kitapları doğru dürüst anlayamıyorlar. Bunun bir kısmı kasıtlı, bir kısmı hakikaten adam göremiyor yani. Çünkü diyor ki benim işim değil, o hukuk, o başka bir şey. Fakat şu an yoğun bir akademik ilgi olarak Osmanlı siyaset düşüncesine yoğun bir ilgi var. İçinizde yurt dışında master doktora yapacak diyen varsa Osmanlı siyaset düşüncesine dair herhangi bir konu verirse çok rahat milyon dolarlarla projeler var. Niye bunu yapıyorlar? Çünkü Arap dünyasını bitirdiler, İran'ı bitirdiler, Hint alt kıtasını bitirdiler ama Osmanlı'ya bir türlü ilgi yoktu. Daha yeni iki tane, biri Oxford'dan kitap çıktı Osmanlı siyaset düşüncesi diye. Peki oryantalist literatürün temel derdine bir demokrasi henüz süreci bunu bize ihraç etmeleri lazım. Peki bizim klasik metinlerimiz, İslam siyaset düşüncesi metinler
buna el verir mi diye soru varsa onu o şekilde okumaya çalışıyorum. Ancak temel dert şunu, İslam dünyası kabul etse iş bitecek. Ya tamam ayıracak, din ayrı, devlet ayrı. Bu iş bitti desek ayıracak. Metinler bu açıdan çok çok hinlikle yazılıyor. Enteresan bir şekilde yazılıyor. Mesela 2015 yılı İslam siyaset düşüncesi Princeton yayınından çıkmış. Yani en prestijli üniversitelerden birisi. Türkiye ile ilgili kısımda, modern dönem Türkiye ile ilgili kısımda kimi beklersiniz İslam siyaset düşüncesi temsilcisi olarak? Enes? İslam siyaset düşüncesinin temsilcisi. Modern Türkiye'yi ele alıyorsanız benim aklıma bir isim gelir. Kim? Erbakan. Erbakan gelir. Erbakan'ın adı yok. Fethullah Gülen. Yani enteresan. Şimdi bir şey yapmaya çalışıyorlar. Hani hiçbiri masum değil ama bir şey yapıyorlar bir açıdan. Dolayısıyla oryantalist literatüre biraz dikkatli bakmak gerekiyor. Efendim magazin kısmını bitirdik. Hali pürmelerimiz ortada. Bu arada şunu söyleyeyim, o Türkçedeki maverdi diyoruz ya hep hani, en temel metin. Onun Türkçesi de çok problemli. Oradan hiçbir şey anlaşılmaz. Yeniden tercüme edilmesi lazım. Hani, ya ben maverdi okuyorum diyen de kendini kandırırız. Geçelim. Siyaset nedir? Bunun İslamisi nedir? Sorumuz bu. Sorunun kolay bir cevabı yok. Niye? Çünkü 16. yüzyılda yaşamış bir Hanefi alimi diyor ki, ben diyor meşayihimizin sözleri, meşayih demek, büyük Hanefi uleması demek. Ya biz siyaseti tanımlayan görmedim. Fakat daha sonra bu kelime işte adat ve maslahatları ve malların nizamını gözetmek için konulan kanun diyor. Bundan bir şey anlamış olması beklemiyorum ama ne zaman böyle bir tanım yapıyor. Fakat ikinci kısım ilginç. Yani diyor biz diyor siyaseti tanımlamasak bile biz bunun ne olduğunu biliriz. Nasıl biliriz? Çünkü diyor iki tür siyaset vardır. Birisi adil siyasettir. Ne demek o? Facil zalimin den alır çıkartır hakkı. Facir demek günahkar demek. Fısk ve hücum dediğimiz. Bu nevi şeriattandır. Burada biraz jeton düşüyor. Demek ki siyaset denilen şey bizim ulemada müstakil ayrı bir alan gibi kurgulanmak yerine yani bu zaten şeriatın içinde. Ancak şu cümle ilginç. Bunu bilen bilir, bilmeyense bilmez. Hayır. Kapıyor. Ne yapacağız bilmek için? İnsanlar siyaset-i şer'iye üzerine muhtelif kitaplar kaleme almışlardır. Siyaset-i şer'iye diye bir kitap var. Kimin? Ya o kadar övdük sizi başta medeniyet dedik, topluluk dedik. benden okuma listesi istediniz. Neyse normaldir. İlahiyatlar da bilmiyor o yüzden. Psikoloji ağırlığında değil mi? Değil mi? Neyse. En azından ilerleyen şu. İbn-i Teymiye duydunuz mu? Şu an Suud rejimi içinde çok önemli bir zat. 12 sefa. Peki diğeri ne? Zahir siyaset. O zaman bu halimiz bize diyor ki arkadaşlar siyaset dediğin şey başka bir yerde arama. Şeriata bak. Siyaseti orada bulacaksın. Bakalım o zaman. Şöyle bakalım. Bizim buradan içeriye biraz daha girdik. Bu biraz daha ağırlaşacak yavaş yavaş. Bizim ilimler tasdidimizi özetle ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. İslam medeniyetine. Bir tarafta diyoruz ki felsefi, akli ilimler, bir tarafta dini ilimler. Bu ayrımın temel esprisi şudur. Bir ilim ki İslam gelmeden önce vardır, o ilim bu taraftadır. Tarih mesela. İslami bir ilim midir? Değildir, vardır. Felsefe, matematik, ya diyor ki bunlar bu tarafta. Şu alet ilimlerini geçelim, o çok önemli değil. Mesela İslam tarihi İslami bir ilim değildir. Sadece tarih ilminin İslam'la ilgili kısmı. Peki dini ilim nedir? Varlığını vahye borçlu olan, Allah Kur'an'ı göndermeden önce yeryüzünde böyle bir ilim yoksa, Kur'an geldikten sonra ortaya o ilimler çıkmışsa biz onlara İslami ilim diyoruz. Nedir onlar? Bir İslami ilim istiyorum. Sizden alsak var mı aklınızda İslami ilim? Kenan dedi bir arkadaş. Kim? Enes. Yolda gelirken kopya çekmedin değil mi? Kenan var. Doğru. Neyi ele alır Kenan? İnançla ilgili konuları.
akide de deriz. İslam hukukunun klasik literatürdeki karşılığı nedir? Fıkıh. O da bir İslam ilimdir. Burada görelim. Kur'an'la ilgili bizim işte ayetlerin uzun sebepleri, kıraat farklılıkları, geldiği anlamlarla ilgili ilme tefsir ediyoruz. Ve hadis var. Bu da bir ilimdir. Nedir o ilim? Efendimizin söz, fiil ve takdirleri tespit etmek, aktarmak. Bir de tasavvuf var. Burada tartışma var. Aynen tasavvuf da İslami ilim sayıyoruz. Şimdi bunların siyaset ilgisini birazdan döneceğim. Ama zihnimizde bunları tutalım. Burada gördüğünüz her ilmin siyasete dair söylediği bir şey var. Bir söz var. Bir teori var. İşin içine girdiğinizde buradan bir dünya çıkartabiliyoruz deyip geçelim. Felsefede ise arkadaşlar, bu Bilkent'te felsefe yok değil mi? Var mı? Burada felsefe okuyan arkadaş var mı? İyi, rahat atabilirim yani. Şimdi felsefenin bizi ilgilendiren kısmı şu taraf. Ameli felsefe demek. Ameli ilimler. Bunları üçe ayırıyorlar arkadaşlar. Bu Yunan'dan beri bize gelen bir şey. Yani eski Yunan'da da var bunlar. Bir tedbirun nefs. Yani kişinin kendisini yönetmesi. Bunun günümüzdeki karşılığı ahlak. İkincisi tedbirul menzil. Menzil ne demek? Adıyaman'da bir köy adı. Başka? Ev demek. Ev. Menzil. Evi yönetmek ne demek? Ev idaresi. Ekonomi. Tedbirul medine. Şehri yönetmek. O da siyaset. Dolayısıyla klasik dönem siyaset düşüncesinin iki temel kaynağı var. Bir, Müslüman filozofların felsefeyle İslam yan yana gidip o da ayrı bir soru. Müslüman filozofların ahlak, ekonomi ve siyaset olarak nitelendiğimiz bu alana dair yazdıkları metinler bir kaynak. İki, İslami ilimlerle ilgili alimlerin az önce bahsettiğimiz şu İslami ilimlere dair yazdığı eserlerde yazdıkları ilimlerde siyaset iki temel kaynak. Dolayısıyla konu için artık girdik. Klasik dönem İslam siyaset düşüncesi diye şöyle bizim açığa çıkarabileceğimiz başı sonu belli bir ilim yok. Bu Müslümanların siyaset düşüncesi olmadığı anlamına gelmiyor. Ya nedir? Bizde biraz işler farklı yürüyor. O yüzden çok yönlü kaynaklara bakmamız lazım. Ama bizim devletimiz var değil mi? Devlet başkanı nasıl seçilir? Nasıl azledilir? Görevleri nedir? Vazifeleri nedir? Siyasetin yöneten, yönetilen ve yönetim üçlüsündeki her şeye dair İslami olan bir şey var. Nereden buluyoruz? Buradan. Mesela tefsirde ve hadiste biz siyasetin kurucu ilkelerini buluyoruz. Kur'an-ı Kerim bize bir rejim söylemiyor. Hatta siyaset kelimesi yok Kur'an'da. Ama bize öyle şeyler söylüyor ki, bizden öyle şeyler istiyor ki mecburen bir devletimizin olması lazım. Ne diyor mesela? Devletimiz olması için. Bir takım cezalar var, onları uygulayın diyor. İyiliği emredin, kötülüğü yasaklayın ilkesi çerçevesinde. Bu cezaları kim nasıl uygulayacak? Devlet otoritesi lazım. Bir takım zekat, vergi gibi şeyler var. Bunları toplayın ve dağıtın diyor. Kim yapacak bunu? Bir organizasyonu lazım. Ondan sonra diyor ki İslam'ı yeryüzüne yayın. Cihat. Kim yapacak bunu? Tek tek ben mi yapacağım? Mümkün. Müslümanlar diye bir kategori tanımlıyor. Dolayısıyla biz Kur'an'la siyasetin temel ilkelerini görüyoruz. Bulduğumuz en önemli şey bir devletimizin olması gerektiği. Ama bize demiyor ki ya demokrasi en güzel rejimdir. Saltanat en iyi rejimdir. Hilafet onu bize onu neye bırakıyor? Zamana bırakıyor. İlkeleri koyuyor. Hadislerde de net bir şey yok. Bu açıdan, rejim açısından. Ancak Efendimizin adi yöneticiyle ilgili, yönetimin ilkeleriyle ilgili onlarca sözü var. Mesela birisinde der ki sultanın, devlet başkanının bir saatlik adaleti 60 yıllık ibadete bedeldir. Bir saatlik adil. Yani ister istemez herkesin sultan olası gibi. Dolayısıyla
zihinlerde hani en baştaki soruya gelirse İslam ve siyaset böyle bir ayrım yok. Olmak zorunda. Ve fakat temel metinler bize çok net belirlenimler çizmiyor. Bu da bize bir rahatlık sağlıyor. Zamana, mekana göre, ülkelere, ülkenin şartlarına göre biz kendi şeylerimizi, bu ülkeleri uyarlayabilecek bir mekanizma kurabiliriz. Batı'da ise siyaset tartışması büyük oranda mekanizma. Ve daha çok demokrasi üzerinden. Kelam metinleri, itikadın siyasetle ilişkisi var mı? Mesela imanın şartında siyaset var mı? Yok. Peki niye kelamda biz buraya aldık? Çünkü arkadaşlar kelamda şöyle bir başlık vardır. İmanın şartları anlatıldıktan sonra son bahis imamet diye bir bahistir. İmameti Türkçe söylersek devlet başkanlığıdır. Kelam kitabı mı? Yani itikad kitabı mı? Peki niye orada? Neden bu bir itikad meselesi olmuş? Varmış. Yani çekinmenize gerek yok. Kaydı kapatalım isterseniz. Soru ben gerçekten mi bilmiyorsunuz? Konuşmak mı istiyorsunuz? Bizden mi? Bizden mi? O zaman ben soruyu keseyim ya. Arkadaşlar biz İslam deyip duruyoruz ama İslam sadece Ehl-i Sünnet ve cemaatten ibaret değil. Şii diye bir topluluk var. Bu Şiilere göre Hazreti Muhammed'den sonra devlet başkanlığı tıpkı ayet gibi güçlü olan bir nasla Hazreti Ali'ye verilmiştir. Yani Hazreti Ali'nin halife olması Kur'an'da yazan ayet, Efendimiz'in sözlerinde yazan hadis neyse onunla sabittir. Şu halde ne oluyor otomatikman? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman o nasla inkar etmiş oluyorlar. Çünkü Hazreti Ali'ye vermiyorlar. Ya gereğini yapmıyorlar ya inkar ediyorlar. Biz inkar ediyoruz onu. Ehl-i Sünnet inkar ediyor. Böyle bir nas yok diyor. İnkar ettiğinizde nas'ı inkar etmek ne yapar adamı? Kafir yapar. Otomatik bir siyaset itikadi bir mesele oluyor. Birçok kelam alimi şunu der. Arkadaşlar der, devlet başkanı, devlet yönetimi, bununla ilgili meseleler fıkhın konusudur aslında. Ancak Şia bunu buraya ele aldığı için biz de onlara reddiye olarak burada tartışıyoruz der. Burada neyi anlatırlar? Devlet başkanının önce o dört halifenin seçilmesinin aynı zamanda fazilet sıralaması olduğunu anlatırlar bir. İki, devlet başkanı olmak için gerekli şartlar nelerdir? Onu anlatırlar. Ve Şia'nın iddialarını reddeder. Dolayısıyla İslam siyaseti için alın size bir yeni kaynak daha. Fıkı ise bütünüyle bizim şu an siyaset dediğimiz alanın kuşatan bir ilim. Yani siyaset değil, aklımıza gelen devlet başkanı nasıl seçilir, ne yapar, görevleri nelerdir, yardımcıları kimlerdir? Bütün bu konuların hepsi fıkıh literatürü içerisinde ele alınıyor. Onu birazdan ayrıca açacağım için şimdilik işaret ediyorum. Az önce bahsettiğimiz Maverdi deyip duruyorduk ya, onun yazdığı Ahkam-ı Sultaniye kitabı işte bir fıkıh kitabıdır aynı zamanda. Bir de tasavvuf var, çok ilginç. Tasavvuf normalde nedir? İnsanın kalbini temizleyip, değil mi? Gönlünü arındırır zikirle, zikrullahla. Bu dünyadaki seyri sülukunu, yani Allah'a doğru o mükemmelleşme yolculuğunu tamamlaması demektir. İnsan buna bakınca siyaset gibi kirli bir meselenin tasavvufta çok uzak olması gerektiğini düşünüyor. Ancak öyle değil. Sufiler bu işin, bir takım sufiler bu işin çok esaslı teorisini kurmuşlar. Teori şu. Şimdi bir halife olmak zorunda değil mi? Var. Kim? Kanuni Sultan Süleyman diyelim şu an halife. Ancak sen de bir sufi olarak bir şeyh efendisin. Binlerce tabi var. Diyorsun ki, ya bizde de öyle bir nazariye var ki hilafet iki türlüdür. Bir zahiri, gözüken vardır, bir de batini. Batın ne demek? Hani çok da göremediğimiz. İşte o batini halifeye kutbul aktab denir. Kutupların kutbu. Gerçek alemde tasarruf sahibi odur. Zahiri halifenin ona tabi olması lazımdır. Bu kutbul aktabın Ricalül Gayb adını verdiğimiz, gayb elleri derler,
bizim bilmediğimiz, ancak 3'ler, 40'lar, 7'ler diye Türkçe'ye geçmiş. Böyle toplulukları vardır. Dolayısıyla gerçek siyasi otorite onların elindedir. Nazariye geliştiriyorlar. Sonra ne oluyor? Osmanlı'da epey bir şey efendim, epey demiyorum ama birkaç şey efendim, bu iddialardan dolayı kellesi gidiyor. Sen ne yapıyorsun ya diyorlar, tabii biz varız. Ama orada bir şey var. Tasavvuf metinlerin bir diğer boyutu da tasavvufun önem verdiği, özellikle İslam ahlakının özü olan kavramların siyasilerin yaşamında yer almasına dair bir nazariye geliştiriyorlar. Mesela Necmettin Dahi diye birisi var. Not almak isteyenler yazabilir. Sufi diliyle siyaset diye onun metnini neşrettik biz. Böyle bir toplum tasavvuru var ki birbiriyle uyumlu, ahenkli, ahlaklı, erdemli bir nazariye var. Devlet başkanından başlıyor, çiftçilere kadar, köylülere kadar, alimlere kadar, kadılara kadar herkesi tasavvufi, siyasi dille bir yere oturtuyor. Şöyle de bir şey var mesela oradaki bir vurgu. O yüzden bazıları sosyalist Necmettin Dayı'dan diyor ki şunu da tavsiye ediyor. Devlet başkanı dahi herkes ihtiyacı olan malın dışındaki her şeyi vakfetsin. Toplumun yararına kullansın. Çünkü şöyle bir de mantığı var. Şimdi benim malım var. Eyvallah, bir sürü malım var. Zenginim. Ben öldüğümde bunun faydası kime gidiyor? Çocuklarıma, eşime, miras olarak gidiyor. Vakfettiğinde kime geliyor faydası? Sana gidiyor. Bir yandan topla, bir yandan da ahiretle düşün. Sana göre niye vakfetmiyorsunuz? Her şeyi vakfedin. Gereksiz ihtiyaç. Enteresan bir nazariye. Dolayısıyla hani bunlara niye işaret ediyorum biraz? Tam siyaset düşüncesi dediğimiz alan hani tek bir kitaptan öğrenemiyorduk ya. Farklı boyutlarda, farklılıklarına girdiğimizde görebileceğimiz pek çok şey var. Bitti mi bitmedi. Az önce bahsettiğimiz o felsefenin üç türüyle ilgili de Müslüman filozofların yazıp çizdikleri var. Bunları da kuşatmamız lazım. Burada büyük oranda Yunan felsefesinden gelen tasnifler kullanılmakla birlikte mesela Yunan'da felsefe metinlerinde, siyasi felsefe metinlerinde şehir devletinden ibarettir. Ondan büyük farklı bir yapı yoktur. Ama bizim Farabi mesela şehir devletini kabul etmez. Çünkü şöyle söyleyelim, İslam siyaset düşüncesinde birden fazla devlet olmaması lazım zaten. Böyle bir alternatif devletlerin bir teorik zemini yok. O yüzden Farabi evrensel bir devlet algısı çizer. Biz ona mesela hilafet diyoruz. Onu felsefede işler. İbn Sina ne yapar? İbn Sina der ki ahlak, iktisat ve siyasete ilkelerini veren bir başka ilim daha vardır. Bu ameli hikmet dediğimiz o felsefe türünün içinde de peygamberin yasa koyuculuğu. Otomatikman ahlakı, iktisadı ve siyaseti nereye bağlı? Hazreti Peygamber'e bağlı. Bunlar Yunan'da görmediğimiz şeyler. O yüzden İslam siyaset felsefesi dediğimiz bir alan. Adab literatürü dediğimiz bir literatür var. Bunun en meşhur örneği Nizami Mülk duymuşsunuzdur. Siyasetnamesi var. Bu metinler yukarıdaki Yunan felsefesinden etkilenmişti ya. Bunlar da daha çok Fars medeniyetinden etkileniyor. Realist siyasi tecrübe yazıyorlar. Bu kitapları yazanlar genelde alim değil, filozof değil, siyasetin içinde pişmiş insanlar. Mesela vezirler, bürokratlar. Bunlarda da biz, onlarca kitap var böyle. En meşhur kitabı, en siyasetnameden sonra Siracül Mülük Turtuşi'nin Türkçesi de var. Mesela koca bir dünya var, siyaset metinleri var. Arkadaşlar onun dışında tarih metinleri, coğrafya metinleri, buraları biraz hızlı geçeyim. Ama bir İslam tarihi metnini aldığımızda halifelerin birbirlere yazdığı mektupları, başa çık geçtiklerinde yaptıkları konuşmaları görüyoruz. Hükümet programı gibi. Bunların da bir siyasi açıdan rahatlıkla okunabileceğini söyleyebiliriz. Edebiyat ve sanattan siyaset çıkarım. Sadi'nin Bostan ve Gülistan'ının ilk başına bakın, adaleti anlatıyor. Ya şiir buluyorsun ama adaleti anlatıyor. Bayağı adalet. Padişah diyor, devlet başkanı vasıflarını anlatıyor. Hani şiir? Bir başka dünya daha var. Mesela Süleymaniye Camii'ni sırf siyaset düşüncesi açısından gezip kitabelerini okursanız size bir dünya çıkartır oradan. Mimar Sinan'ın otobiyografisini anlatan bir metin var. Türkçe'de yayınlandı.
Onun girişinde mesela dört halife, onların özelliklerini falan anlatır. Dört büyük sütun üzerine camilerin kurulmasını, işte dört halifeye işaret ettiğini vesaire sorar. Yani zengin bir alan var ama az önceki hocamızın da aktardığı üzere ne yazılmış, ne çizilmiş, ne konuşulmamış denilince kimse bunlara dönüp bakmıyor. Dahası bitti mi? Bu da bitmedi. Bir de yukarıdaki tasniflerin içine sığdıramadığımız orijinal metinler de var. Mesela İbn Haldun'un mukaddimesi yukarıdaki hiçbir literatüre girmiyor. Tarihi sosyolojik yaklaşım diye niteleniyor genelde. Ama asabiye diye bir kavramı var. Devletlerin kuruluşunda ve çöküşünde etkili olan kanunları bulmaya çalışıyor. Yeni bir ilim kurdum ben de. İlmül İmran işte medeniyet. Siz diyorsunuz da topluluk aslında kökenleri oraya gidiyor. İbnül Ezrak, onun takipçisi mesela siyaset ahlakı alanında metin alıyor. Dolayısıyla böyle bir zengin literatür var. Şimdi bunların hepsini kesen ortak özellikler bulmak zor. Çünkü tasavvuf, onun bir dünyası var. Felsefe, onun bir dünyası var. Ancak ben imkan nispetinde sizin için bu tüm metinlerdeki ortak özellikleri çıkartmaya çalıştım. Bu tabii ki benim şimdiye kadarki okumalarım sonucunda ulaştığım şeyler 3 aşağı 5 yukarı değişebilir. Ancak neler var? Bir kere siyaset gerekli. İslami ilimlerle ilgili metinler bunu dinin emri olarak görür. Diğer ilimler insanlık aklının tecrübesinin zorunlu sonucu olarak görür. Felsefe şunu der. İnsan doğuştan medenidir. Medeni yumruktan. Birlikte yaşamak zorundadır. Birlikte yaşamak kaosa götürmemesi için birine lazım. Yani akılla bulduğunu söylüyor. Bizimkiler dinin emri diyor. Şimdi modern, özellikle batı siyaset düşüncesinde bunun böyle olmaması gerektiği, rahatlıkla sekülerliği, İslamiyet'le uyuşabileceği yönünde bir literatür de var. Hani o yüzden bunu biraz vurgulu olarak dışarı çıkarttım. Klasik metinler bunu söylemez. Klasik metinler bunu söylemiyorsa İslam da bunu söylemiyor demektir. Bu iki özellik arasında da mutlak bir ayrıştırma aramayalım. Yani felsefe bütünüyle dini dışlamıyor. Dinle dini metinler de yani tamam din bunu emrediyor ama hani akli olarak da biz bir arada yaşamalıyız zaten bir dışlamıyor. Ancak vurgu burada. Temel kabulleri ne? Bir, din devlet birlikteliği bu metinlerin tamamında ikiz kardeş metaforuyla anlatılıyor. Din ve devlet ikiz kardeştir. İkiz kardeş ne demek? Aynı kaynaktan gelirler. Varlıklarını sürdürmek için de birbirlerine muhtaçtırlar. Böyle bir ayrışma hiç bir şekilde mümkün değildir. Bu en temel vurgu. En temel kabul. Ve ikiz kardeş metaforunu sık sık, sık görürüz yani. Bir diğer özellik, az önceki o disiplinlerden falan bahsettik ama mesela bir fıkıh ağırlıklı siyaset metnini ele aldığımızda ben en son bir metin daha nasipse neşredeceğim yakında. Başlığı şöyle koydum. Siyaset, hukuk ve ahlakı birlikte düşünmek. Adam aynı metinde önce devlet başkanının ve raiye yani halkın sahip olması gereken ahlaki özellikleri anlatıyor. Niye onlara sahip olmalı? Ahlaki reziletleri anlatıyor. Niye bunlar olmamalı? Yalan, kibir, cimrilik gibi. Neler olmalı? Doğruluk, adalet gibi. Sonra hukuki meselelere giriyor. Sonra da bizzat bildiğimiz siyasetle ilgili şeylere giriyor. Böyle bir disipliner ayrışma çok yok. Biz her metinde bunu görürüz. Mesela siyasetname metinde de realist siyaseti bize anlatır. Ancak ahlak gene vardır ve baskındır. Peki, en üstte siyasetin derdini sorusunun cevabı. Siz ona ister ide deyin, ister erdem deyin, ister edep deyin. Bu metinlerin bütün derdi biz yeryüzünde şeriata tabi olacak siyasi sistemi nasıl kurabiliriz? Ve bu kurduğumuz sistem bizim şeriata uygun olarak yaşamamızı nasıl sağlar? Temel dert bu. Dolayısıyla birinci madde de biraz daha açığa kavuşmuş olur. Peki bu şeriata tabi olmak ne demektir? Bunu biraz açalım. Bu bize şu soruyu getirecek. Şeriata uyacaksak gerçek iktidar kimde? Kimde? Onu geçelim.
şöyle yapalım. Gerçek iktidar kimin sorusunu kenara koyalım. Bu iktidar nasıl sağlanır? İşte İslami ilimler bunu öne çıkartıyor. Adil yönetim nasıl tesis edilir? Adil yönetim kurduğunuzda aynı zamanda İslami yönetim kuracaksınız. Felsefenin temel sorusu da bu. Peki bir takım ilkeler bulalım. Aynı literatürün içinde. En başta sizce hangi ilke gelecektir? İslam siyaset düşüncesinin en temel ilkesi nedir? Adalet. Eyvallah. Adalet hem Kur'an'da Allah adaleti emrediyor der. Hem hadislerle az önce söylediğim hadis gibi. Adalet temel ilke. Güzel. Ehliyet ve liyakat bir başka ilke. İbn-i Teymiye şunu anlatıyor bize. Diyor ki sakın ha ey devlet başkanı senden bir iş isteyene o işi ver. İş isteyene verilmez diye bize de yerleşmişti. Ne yapacaksın ya? O işi en uygun adamı sen bulacaksın. Bulamıyorsan yetiştireceksin. Şimdiki bürokrasiyi bir düşünün. Bu ilkeyi koyun. Deyin ki İslam siyaset düşüncesi bundan bahsediyor. Arkadaş göreve talip olmayacak mısın? Seni çağıracaklarmış. Seni bulacaklarmış falan. Herhalde gülerler ama en temel ilkelerden birisi. Layık olmayan iş vermeyeceksin diyor. Mesela diyor ki diyelim bir adamla senin bir gönül bağın var. Sana bir iyilik yaptı. Ona borcunu sakın ha diyor onu bir yere getirerek ödeme. Layık olmadığı bir yere onu koyma. Borcu başka şekilde öde. Taltif et, ikram et, para ver, ne yaparsan yap. Ama o vazifeyi ona verme. Çünkü böyle yaparsan senin emin olman gerekiyordu. Sen emanete, bu devlet başkanına bir emanete ihanet etmiş olursun. Bütün peygamberlerin özelliğidir. İnni Rasulüm emin. Güvenilir olmak. Güvenilir olmak devlet başkanının kendisine verilen o yetkinin Allah tarafından emanet olarak emin olması demektir. Ve bu prensiplere davranmadığında, uygun davranmadığında da emaneti kaybetmiş oluyor. Bir diğer temel ilke, istişare ve şura ile işler yürür. Siz de muhtemelen kulüpte, toplulukta hep istişare ediyorsunuzdur. Kur'an'da da bir emirdir. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ İstişare edeceksin, akıl akıldan üstündür. Ancak istişare sonucunda nasıl karar vereceksin? Orada siyaset metinleri devlet başkanına bırakıyor etkiyi. Yani çoğunluğun kararına uymak zorunda değil. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla istişareden bir demokrasi çıkartmayın. Tamam? Öyle bir şey yok. Ben ne derim istişaremi? Necmettin Erbakan rahmetli için derlermiş, herkesi dinlermiş, sonra dosyayı toplarmış, tamam dermiş. Ben bunu evde hallederim. Ama istişare yapacaksın. Fakat çoğunluğun görüşüne uymak şeydir. Ahlaki bir ilkedir. Bu yapılacak. O açıdan. Ve itidal. Denge. Temel bir ilke. İşlerin aşırısından kaçma. Şimdi bunlar ortak ilkeler dedik ya. Peki sorum şu. Bunun neresi İslam? Bu ilkelerin mesela Yunanlılarda baktığımızda adalet yok mu onlarda? Var. Onlar da ehliyetli adam aramıyorlar. Güvenilir olmak eminlik yok. İstişaresiz kim iş tutuyor zaten? İtidar zaten altın orta. Yunan felsefesinde de var. Bu neresi İslami? Fıtri İslami de fıtrat. Evet, güzel. İnsanların ortak aklı aynı zamanda İslami olanı da içerir. O zaman bu sol taraftaki ülkeler bir şekilde İslami renk içinde olmakla birlikte insanların ortak, üç aşağı beş yukarı ortak ilkeleri. Fakat İslam siyaset düşüncesinin bütün ilkeleri bundan ibaret değil. Başka neler var? Mesela diğerlerinde olmayan bir ilkemiz var. Yeşile boyadık onları. İslam olunca yeşil yapalım. Tevhid bildiğimiz Allah'ın birliği. Bu ilkenin siyasete yansıması şu. Bir tane devlet başkanı olur. Devlet de bir tane olur. İki tane devlet olmaz. Bir İslam hukukçusu mesela diyelim Karahanlılar için bir hukuk kitabı yazmaz. Memlükler için bir hukuk kitabı yazmaz. Tasavvur şudur. Yeryüzü eğer İslam ülkeleri varsa, farklı hanedanlıklar varsa bile tek bir devlettir. Alternatif, az önce söyledim, devletlerin bir teorik altyapısı yok. Bir tane olacak. Halife de bir tane olacak. Ancak, tabii bu Mekke'deyken güzeldi, Medine'deyken. Hadi Irak'a gittik, İran'a gittik. İslam dünyası aldı başını. Gitti
bir taraf Endülüs'e çıktı, öbür taraf Çin'e ulaştı. Bir taraf Ermenistan'a, Azerbaycan'a kadar vardı. Anadolu'nun büyük bir kısmı fethedilince yavaş yavaş, ya bu tevhid iyiydi ama belli şartlarda acaba birden fazla halifede olabilir mi diye teori zorlandı ve kabul ediyorlar. Diyorlar ki iki devlet arasına mesela bir başka gayrimüslim devlet girdiyse iki halife olabilir. Büyük bir deniz girdiyse iki halife olabilir gibi izin veriliyor ama teorikte tek olması gerekiyor. Mesela belli bir Memlükler de yıkıldıktan sonra İslam dünyasında iki büyük İslam ülkesi kalıyor. Bir Osmanlılar, iki İran değil, Babürler. İran Müslüman ülke kabul edildi, Safaviler. Yani. Literatüre göre, benim için değil. Şimdi, bu ikisinin birbiriyle probleminin olmamasının en büyük sebebi Osmanlı mı tabi olacak, Babürler mi? Diyorlar ki arada İran var. Arada bir gayrimüslim devlet var. İran değil, Safaviler. Dolayısıyla rahatız. Bir ara Safaviler bir bölgede yeniliyorlar. Osmanlı toprağıyla Babürler birleşince eyvah diyorlar, ne yapacağız? Allah'tan İran tekrar Safaviler geri alıyor, rahatlıyorlar. Tamam, teori güçlü yani. O yüzden Osmanlı sultanları aynı zamanda halife. Başka? Yani rejimin adı aslında koyacaksak hilafet dolayısıyla. Bu tarafta görmediğimiz bir şey. Gene İslami bir kavram olarak ehlihal vel akt ve beyat var. Bunların Türkçesi çok uygun olmadığı için böyle yazıyoruz. Aynı zamanda terimleri olduğu gibi korumak da lazım. Ehlihal vel akt demek tam Türkçesi çözme bağlama grubu, öyle bir şey yok. Bizde şöyle bir olay vardır. Devlet başkanını seçmek için belli vasıflardaki kişiler bir araya gelip seçerler. Bütün halkın seçmesine gerek yoktur. O seçtikleri kişiler de ne yaparlar? Beyat ederler. Yani bağlılık yemin ederler. Bunların dini içeriği olan kavramlar. Devlet başkanından sokaktaki halka kadar herkese yüklenmiş bir ülke, siyasetin temel ülkesi, iyiliği emredeceksin, kötülüğü yasaklayacaksın. Bu ne demek? Şu demek. Bizim medeniyetimizde polis teşkilatı yok arkadaşlar. Polissiz bir hayat yaşıyorsun. Düşünebiliyor musun şimdi tasavvurunu? Niye yok polis? Çünkü sistem öyle kurulmuş ki mahalleler şeklinde örgütleniyor. Mahalleler dışarılara kapalı. Kendi surları, kapıları var. Ve o mahalle içerisinde yaşayan imam, kadı yahut alim kim varsa o mahallenin abisi gibi düşünün. Bunu biraz şeye benzetebiliriz. Yani kabile, daha aşiret sistemi gibi. Aşiretin içinde kolay kolay birisi yamuk yapamaz değil mi? Bir toplulukta yaşıyorsa. Öyle bir şey düşünün. Oradaki herkes kontrolle sorumlu. Bir kötülük gördüğünde düzeltecek, bir yanlış gördüğünde ortadan kaldıracak. Otomatikman toplum siyasetin içinde aktif. Ve bu ilke bunu kuruyor. Mesela bizim Yemenli bir hocamız var. Bu son olaylardan sonra şeye geldi. Türkiye'ye. Diyor ki bizde diyor mahkemeye falan gitmeyiz biz. Yemen'de hala. Niye? Diyor aşiret toplanır. Olayı o gün çözer diyor. Hırsızlık mı olmuş? Biri bir karı kocasıyla arasında sıkıntı mı? O gün bitiyor mesela. Çözüyorsun yani. Yani sistem böyle işliyor oralar. Dedim peki hani öldürme vesaire gibi ceza yok, onu diyor devlete bırakıyoruz. Ama büyük oranda sistem devlete ihtiyaç duymadan kendi içinde gruplanmış. İmam Gazali'yi duymuşsunuzdur, der ki sırf sadece bu ilke benim elimde olsa, başka hiç ayet hadisi olmasa ben İslam dinini tekrar kurarım. O kadar merkezi bir ilke ve siyaset bilimini karşınıza çıktı. Şimdi modern siyaset bilimi, siyaset teorisi, siyaset felsefesi gözüyle baktığımızda hiçbir yere oturtamadığımız bir başka kavram var, takva kavramı. Ancak çok merkezli. Devlet başkanının takvalı olması lazım. Ne demek bu? Dört dörtlük mümin olması lazım. Bir şart olarak geliyor. İşte diyelim ki Gerhard Bowring, bu 39 doğumlu bir Kızılderili aslında, Princeton'da, Yale'de bir hoca, Yale Üniversitesi'nin ilk 10'da. Siyaset bilimi açısından takva bunun için hiçbir şey ifade etmeyecekse metinde o kısmı görmeyecek. Mesela az önce anlattığım şey. Ama biz bakacaksak bu bütününü görerek bakmamız gerekiyor. Ve en çok tartışılan kavram belki ehl-i sünnet bir itaat kültürüdür sözü. Doğrudur arkadaşlar. Ehl-i sünnet gerçekten
itaati esas alır. Devlet başkanının olabildiğince kusurlu olsa bile, problemleri olsa bile, dini yaşantısından başta kalmasına şu şartta rıza gösterilir. Eğer onu devirecek gücünüz yoksa. İsyan ettiğinizde devlet başkanı da size karşı bir güç gösterecekse, bu fitneye sebebiyet verecekse, diyorlar ki sabredin, itaat edin. Allah bir şekilde onun hesabını görür. Şimdi bu kavram Suriye olayını çokça gündeme geldi. Suriye'de hala içeride bayağı bir alim vardır. Ehl-i sünnet alimdir bunlar. Ve bu kavramı kullananlar dediler ki, tamam isyan edeceksiniz, peki gücünüz var mı? Yok. O zaman neye isyan edeceksiniz? Fitneye çevireceksiniz. Daha büyük kavramı görecek dediler. İçeride kalmayı tercih ettiler. Dışarıda olan alimler, Yusuf Kardavi gibi bazı alimlerse, tabii içeriden haberi yok. Biraz daha teorik konuşup, zalim hükümdarın devrilmesi şarttır, şudur budur dediler. O olay ortada. Şöyle düşünün, itaati niye Ehl-i Sünnet önemli? Sadece Suriye değil, bütün Darül İslam'ın bir tane başkanı var. Alan şahsi olarak problemli, zulüm de yapıyor olabilir zaman zaman. Ancak siz onunla bir mücadeleye girdiğinizde, dışarıda kimler var? Haçlılar var. Moğollar var. Devletinizi ne yapmış oluyorsunuz? Zayıflatmış oluyorsunuz. Sadece Suriye, Şam gitmiyor. Bütün İslam dünyası ilerliyor. Kadın, çoluk, çocuk. O yüzden derler, eğer güçlü olup devireceğine inanmıyorsan, o şeyin yoksa, onlar yakini bilgi yoksa, arkadaş sadece derler. Ben anlaşılabilir bir ülke olduğunu düşünüyorum ancak özellikle sol çevrelerde, başka çevrelerde işte itaat kültürü vesaire falan derler. İtaatin bir sınırı var. La ta'ate fi ma'siyetillah diye bir hadis onu dediler. Devlet başkanı sana Allah'ın emrine mutlak manada aykırı bir şey yapmanı emrettiğinde itaat ediyorsun. Yani bir şu masum öldür dediğinde, yoksa seni öldürürüm dediğinde ölüme razı olman gerekiyor. İtaatin sınırları var. Ama genel olarak devlet başkanı olarak kalması esas kabul edilir. Dolayısıyla bütün bunlar da bizi az önce söylediğimiz ilkeye götürüyor arkadaşlar. Böyle bir genel çerçevemiz var. Şimdi soru soralım. Soru mu var? Bu sorumuzu söyleyeyim. Bununla ilk kısmı birazdan bitireceğiz. Şurayı bir okuyalım. Arkadaşlar Aksaraylı bir alim. 14. yüzyılda bakın ne diyor. Bir. Tüm insanların siyasilere itaat etmeleri farzdır. Eyvallah. Ümera, yani siyasiler, emirden geliyor, emir. Emirül müminine yazıyor. Ulemanın sözünün dışına çıkmaması gerekiyor. O zaman şöyle düşünün. En üstte devlet başkanı var. Alimler ona itaat ediyor. Bir yandan da devlet başkanı alimlere itaat etmek zorunda. İç içe geçmiş bir sistem kurulur. Devlet ve ilim, kardeş, buradaki ilim tabii ki değil. Adeta ikizdirler ve varlıklarını sürdürmene birbirine bağlıdır. Ümera, yani devlet başkanı, şeriatın emrine uymak zorunda. Onun dışına çıkamaz. Dolayısıyla onun dışına çıkarsa aslında anlamını kaybetmiştir. Ulemaya niye uyacaksın peki? Niye esas işin sahibi ulema? Cevap burada. Bir kere şeriatı koruyan esas onlardır. O biliyor çünkü din nedir, ne değildir. Dahası peygamberin varisi. Varisse peygamberin temsilcisi diyor aşağıda. Peygamber'e itaat varsa o zaman ulemaya itaat var. Şimdi burada çok ince bir çizgi var. O çizgiyi kaçırdığınızda ya İran oluyorsunuz ya Suudi Arabistan. Ne demek istiyorum? Osmanlı'da diyelim ki bunun ideal bir örneği. Devlet başkanı evet esas siyasi olarak onun gücü var dediğini yaptırıyor. Ancak prensip olarak Şeyhül İslam dahil olmak üzere ulemanın sözünden çıkmaması gerekiyor. Bir denge var. İran bunu ne yapmış? Ulemayı siyasi yapmış. Ve olay şu an içinden çıkılmaz hale geldi. Bir fabrikada bir şef atanacaksa bile mahallenin mollası karışıyor ona. Yani ulema her şeyin için. Dolayısıyla siyasiler aslında yok. Yani adam belki siyasi ufku var, başka bir şey var. Bir dengeyle götürdüler. Suudi Arabistan'da ne yapıyor? Tamamen ulema büyük oranda diyelim. Siyasi değil. Dengesi. İkisi de kötü bir model. Bu açıdan baktığımızda dengeyi kaçırmış.
bir Memlük devlet adamı, affedersiniz, Abbasi devlet adamı, Tahir bin Hüseyin, oğlu vali olduğuna bakın net tavsiye ediyor ona. Mısır'a vali oldu. Diyor ki, sakın ha, bu bütün yöneticiler geçerli. Hatta günümüz için çok geçerli. Güncel bir metin olarak okuyabiliriz. Ben mutlak söz sahibiyim. Dilediğimi yaparım anlayışına sahip olmam. Çünkü bu durum artık senin sağlıklı düşünme imkanını ortadan kaldırır ve bir olan, ortağı bulunmayan Yüce Allah'la ilişkini zedeler. Samimi niyet ve itikat sahibi ol, bu yollara meyletme. Yani devlet başkanı diyor ki, mutlak otorite senin elinde değil. Bunu böyle vehmettiğinde artık sen bir nevi delirmiş kabul edilirsin. Delirin de nedir? Yani mükellef olmadığı için. Uyanmak çoğaldıysa slide 29'a geçelim. Biraz yorulduk. Epey o. Dersler de başladı. Çıkmak isteyenler çıksın. Kalmak isteyenlerle devletle ilgili birkaç şey bitirelim. Olur mu? Bu araya kadar soru varsa alayım. Değilse devlet anlayışını geçeceğiz hızlıca. Buyurun. Yani sorum şeyler alakalı. Hani ulemanın öneminden bahsettim fakat hani ulemalar genelde toplulukların şeyi olur. Hani tarikatların reisleri olur ya da şeyhleri olur. Hani burada şey var. Ulema makam var. Ondan sonra tarikat şeyhi makam var. Bir de hani siyaset var. Bu üçündeki hiyerarşi nedir? Ya da hiyerarşi olması gerekiyor mu? Bu sorunun net böyle mekanizma içeren bir cevabı yok. Tamam mı? Prensip neyi söylüyor? Şunu söylüyor. En üstte devlet başkanı var. Ve siyaset o açıdan belirleyici. Ancak siyaset mutlak olarak serbest değil ve söz sahibi olarak ulemaya danışmak zorunda. Bakın, dünyanın gördüğü en kudretli sultanlardan birisi Kanuni'dir. Değil mi? Ebu Suud onun, o ilişkiyi söylemek için söylüyorum. Ebu Suud onun Şeyhülislam'ı diyor ki, na meşru nesneye emri sultani olamaz. In Turkish. Na meşru nesneye, şeriata uygun olmayan bir meseleye emri sultani olamaz. Sultan ona dair bir emir veremez. Yani mekanizma gibi düşünmeyelim. Ama Osmanlı bunu ne yapmış? Şeyhülislam var, divan var, kazaskerler var. Oradan sonuç çıkıyor. Sufilerin buradaki yeri nerede? Ulema aynı zamanda sufi meşrep biri olabilir. Ama prensip olarak sufilere bir yer yok. Tamam. Çünkü ona bir yeri yok. Esas olan sufilik değil bu. Esas olan şeriat dediğimiz zahir alim. Ama diyelim ki zahiri bir alim aynı zamanda tasavvuf meşrep biri olabilir. Var mı bir sıkıntı var burada bir şey? Yok. Tamam. Ben bu iktidar mekanizması ile ilgili şimdi tam olarak şey söylemedim. İktidar asıl olarak ulemada mı yoksa sultanda mı? Yani sultanla kastım devlette mi? Çünkü şöyle diyelim. Osmanlı'ya yani şunu da söyleyeyim. Hani üst mahkeme olayının olmaması Osmanlı'da aslında üst mahkemenin daha çok sultan tarafından üstlenilmesi. Yani şöyle ulema tarafından verilen karara karşı çıkabilecek ya da yeniden karar alabilecek bir mekanizma yok. Ancak sultana gidersiniz. Bu da saltanat ve hilafetin dolayısıyla hilafetin dolaylı olarak zaten ulemayı dikte ettiği anlamına mı geliyor yani? Öyle mi anlamak gerekir? Bunu sormak istedim. Güzel. Bu soru aslında biraz daha farklı bir şekilde ya Osmanlı'da şeriat ve kanun, şeriat ve örf ayrımı yok mu sorusuna da içeren ve uzun bir arka planda bir tartışma. Konu çok dağılmasın diye özetle cevaplamaya çalışayım sonra çıkışta baktım. Çıkışta olursa konuşabiliriz ama şu kadarını söyleyeyim. Bir kere prensip olarak sultan esas ve esas yetki onda, otorite onda. Bunu hilafet makamıyla. Hilafet makamı ve gene prensipte hilafet makamını elde tutan kişi aynı zamanda bir İslam alimi olacak vasıflara sahip olmak zorunda olan birisi. Dolayısıyla şahsınla aslında o kısmında biraz aktaracağız vasıflarını. Şahsınla şeyi birleştiriyor. Din ve diyaneti birleştiriyor. Sonradan
Yani Hazreti Ebubekir'i düşün. Şimdi Hazreti Ebubekir'in zaten verdiği hüküm aynı zamanda bir İslam aleminin verdiği hüküm gibi. Hazreti Ömer, Osman, Ali, Hazreti Muaviye yani vahiy katili. Ancak sonra iş biraz bozuluyor. O vasıflar zayıflıyor, yitiriliyor. Bu sefer o boşluğu ulema devlet mekanizması içindeki farklı yerlerle dolduruyor. Nedir onlar? İşte baş kadı oluyor mesela. Kadır Kudat oluyor. Harun Reşit zamanında Ebu Yusuf, Ebu Hanife'nin talebesi baş kadı oluyor. Dolayısıyla Osmanlı'da bu Şeyhülislam'la dönüyor. Ve prensip, az önce söylediğim prensip. Şeriata muhalif hiçbir hareket olmuyor. Ancak devlet başkanı bunu yapabilir. Yavuz Sultan Selim falan yapıyor yani. Burada ne yapacaksınız? Onu meşrulaştırmayacaksınız ama bir şekilde diyoruz ya, sen şimdi Yavuz'u indirsen mi, iyi indirmesen mi sabrediyorsun, itaat ediyorsun gibi mekanizmalar var. Bahsettiğin şey ise mezalim adı verilen bir başka kavramla ilgili. Devlet başkanının siyasi olarak kadıların ilişkisi. Onu istersen sonra erteleyelim. Çünkü çok dağıtıcı. Şimdi buraları geçiyorum. Ama en azından şöyle bir görelim. Bakın fıkhın içinde birçok alt başlık var. Bir tanesi de mezalim, senin sorunları şey yapan. Bunların hepsi siyasetle ilgili. Bir furu fıkıh kitabı, bu kadar geniş konuları var. Bunların içinde siyasetle ilgili metinler var. Doğrudan devlet başkanına atıf veren, mesela namazla ilgili de bir konu var, başka şey de var. Bunları geçip hızlıca, biz ne kadar konuşuyoruz? Bir saat. Şöyle devlet başkanıyla ilgili o tasavvurda bir çözelim, metinler bize ne diyor, ondan sonra dağılırız. Devlet başkanıyla ilgili kavramlardan başlayalım. Bir kere imam kelimesi kullanıyor zaten. İmam. Yani imam demek, ikiye ayrılır bir imamlık. Küçük imamlık, büyük imamlık. Küçük imamlık namaz kılır, büyük imamlık devlet yönetir. Cuma namazını prensip olarak devlet başkanı kıldırmak zorunda zaten. Yani o vasıflarda olmak zorunda. Ve halife diyoruz biz. Bu arada bazı literatür şey der, işte halifetullah kullanıldı mı, kullanılmadı mı? Genel olarak halifeti Resulillah, yani Resulullah'tan sonra gelen kişi olarak kullanılır. Ancak halifetullah demekte de çok ciddi bir problem yok. Şu açıdan yok, şöyle anlarsak yok. Allah'ın halifesi değil, Allah'ın halife yaptığı kişi olarak tercüme edilebiliyor metin. Dolayısıyla Allah bunu halife yaptı. Birinin yerine getirdi diye kullanırsa problem yok. Ama tutmuyor o tabir. Halife olarak kalıyor. Gene Kur'an'da geçen Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve ulul emre itaat edin kelimesi var. Ulul emr, işin sahibi ne demek? Yorum var. Ulemadır, ümeradır. Ama mesela ulul emr siyasetler içinde kullanılmıştır. Emir, emirül müminin, emirül müslümin, Hazreti Ömer'den itibaren kullanılan bir tabirdir. Sultan yerleşiyor artık. Arap dünyasında meyik de yerleşiyor. Bir diğer tabir, çoban kavramı var. Yani devlet başkanı aynı zamanda çoban. Raiye deriz biz, Türkçe'ye çevirirsek sürü anlamına gelir. Bunu Yunan'da da kökenini bulduğumuz bir ilişkidir bu, çoban ve kral ilişkisi. Bu bir hakaret içermiyor ama hani şeyde var ya, şimdiki Cumhurbaşkanımızda kullanıyor sürekli. İki tane kaz güdemeyen falan. Siyasi kökenleri buralara uzuyor. Şiiler söz konusu olduğunda ise devlet başkanı orada zaten din, alem hiçbir şey ayrı, adam masum imam, peygamber gibi. Masum demek günahsız demek. Günah hiç işleyemez demek. Günahtan korunmuş bir. Mesela o da var. Biraz Fars kültürü, Osmanlı kültürü devreye girmek, padişah kelimesi vardır. Sultan ve melik kelimesi kullanılır. Ünvan olarak Abbasilerden itibaren Allah'ın yeryüzündeki gölgesi gibi bir ünvan girmiştir. Bunu da şöyle anlamak lazım. Yani Allah'ın kullarına kol kanat geliyor. Yoksa şey olarak anlarsak, gerçek manası harbe değiliz yani, sıkıntı olur. Tasavvufta da az önce demiştik, halife ve kutbul akta gibi tabirler var. Gerekli mi değil mi meselesini biraz anlattık. Dinin kat'i hükümlerine dahildir. Yani reddedilmesi kişinin başını derde sokar, dinle irtibatını kopartır. Niye gerekli? Yani daha doğrusu tanım nasıl Cüveyni'de mesela, din ve dünyanın
önemli konularında liderlik yapacak. Yani adam dünyevi lider değil. Bizde yani Sezar, Tanrı Kilise, Devlet Kilise, Ruhban öyle bir ayrım yok. Hiç yok. O öyle çalışmıyor kafa. Ben müçtehit seviyesinde böyle bir tasfiye var. Müçtehit seviyesinde bir devlet başkanı öngörüyorum prensip olarak. Niye gerekli? Çünkü dini yaşayamayız. Devlet başkanı olmasın din yaşanmaz. İnsanları hak yolu üzerine tutan bir kişi olmadığında ümmet dağılır. Parça parça olur. O yüzden bir devlet başkanı lazım. Bu fıkıh literatürü. Bunu geçelim, uzunca bir şey. Felsefe de aynı soruyu tartışıyor. Bunu zaten biraz bahsetmiştik. Ancak mesela şunu, İbn-i Rüşd'ün tanımını söyleyeyim. Yunan'da olmayan bir şey. Demiştik ya, insanlar varlığını sürdürmesi için, zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için devlet zorunlu. Bir arada yaşayacağız, bir kural lazım. Ancak insan ahlaki faziletleri toplumla birlikte yaşarsa kazanır. Yani bize bir Robinson ideal model değil. Toplum içinde sen dindar ve ahlaki yaşıyorsun. Onu yaşayabilmek için de devlet lazım diyor. Mesela felsefede bunu söylüyor. Ve Müslüman felsefede. Kralzade Osmanlı alimdir biliyorsunuz değil mi? Onun ahlaki analizi var. Çok önemli. O da benzer şeyleri söylüyor. Devlet başkanı bize nasıl başa gelir? Karikatüre bakalım. Bu bildiğiniz bir karikatür mü bilmiyorum. Selçuk Erdem'in. Şimdi dişlek bir yeniçeri diyor ki, benim şöyle bir sorum olacaktı. Acaba padişah olmak isteyen gençlere ne örneksiniz? Padişah da diyor ki, bir saniye diyor, burada topuz var. Şimdi bizde demokratik bir sistem, klasik literatür söz konusunda çok mümkün değil. Yani şuradaki bir dişlek yeniçerinin oraya oturması mümkün değil. Peki nelerdir uygun yollar? Bakalım. Evet, Hazreti Peygamber sonrası dört harfiyi gördüğümüz lazım. Bizim için bir referans çerçevesi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yerine bunu bıraktı. Böyle şunu demek istemişti bize. Ben sabit bir şekil önermiyorum size. Çünkü İslam ne zamana kadar baki? Kıyamete kadar. Bir sistem önerse, yürütemezsek bitti. Söyleme, çok önemli bir şey. Mesela aileyle ilgili, mirasla ilgili, sayıya kadar, rakama kadar belirleme yapılıyor. Ama burada konuşuluyor. Bu çok önemli bir yere koymamız lazım. Yani İslam'ın çağları aşan bir boyutunun uzantısı. Hazreti Ebu Bekir, Ehli Hal ve Ak dediğimiz grubun beyatıyla halife seçildi. Peki Hazreti Ömer nasıl seçildi? Bunların hepsi bizim için aynı zamanda fıkhi şey. Şu. Hazreti Ömer şura ile seçilmedi. Çok demokratik bir yöntem. Evet, çok demokratik bir yöntem. Hazreti Ömer dedi ki benden sonra Ömer bitti. Yerine birini bıraktı. Biz buna istihdam diyoruz. Yerine birini bıraktı. Hakkı var mı? Herkes onayladığına göre bu doğru bir yöntem. Peki Hazreti Ömer dediğin gibi şuraya bıraktı. 6 kişilik bir heyet siz seçeceksiniz dedi. Hazreti Ali de Hazreti Osman'dan sonra kendisine beyat edildi diyoruz. Şimdi buradaki dört yöntem, aslında yöntemler böyle dört tane falan değil, seçimi bir şekilde esas alan ya bir kişinin ya bir grubun ya da daha geniş bir halkının seçimiyle bir devlet başkanlığı kuruluyor. Peki sonra ne oluyor? İş saltanatı dönüyor. Saltanat İslami mi? Soru bu. Cevap? Bilemeyiz ya. Bilemeyiz çünkü bir şey yok. Peki saltanatı yapanlar nasıl bunu meşrulaştırdılar? Şöyle meşrulaştırdılar. Dediler ki, bir, Hazreti Ebu Bekir yerine birini bıraktı mı kardeşim? Bıraktı. Niye bunu yaptı? Ümmetin birliği dağılmasın, siyasete girip dalıp birbirlerine düşmesinler diye. Yerine birini bıraktı. Hazreti Muaviye dedi ki, ben de bırakıyorum. Yezid'i. Yani ama o şimdi Hazreti Ebu Bekir oğlunu bırakmadı, sen oğlunu bırakıyorsun. Diyor ki, kriter şu, gerekli vasıfları taşıyor mu, taşımıyor mu? Taşıyorsa ben bunu bırakıyorum. Bu sistem yerleşiyor. İster kabul edeyim, ister etmeyeyim. Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman peygamberler baba oğludur. Babadan oğula geçmiştir derler. Demek ki çok da böyle bu işi şey yapmayın, kaşımayın derler. Ancak
saltanat gayri İslami dediğimiz anda koca bir İslam dünyasının siyasi yöntemi reddetmiş olur. Daha başka yöntem belki de olamayabilir. Mesela Muhammed Hamidullah gibi bazı alimler bunu böyle diyor. Yani Muaviye olayı gördü, savaşlar yaşanmış, katliamlar olmuş. Bu işi bir mekanizmaya kurmaya kalksa birlik dağılacak. İran'dan, daha doğrusu Fars'tan, Roma'dan da oturmuş bir tecrübe var. Kavalar'ın oğla geçiyor. Hanedanlık. Ha, bu sistem böyle oturmuş. Kusura bakmayın. Böyle devam etmiş ve biz bu uygulamaya haneden hakimiyet diyoruz. Bu da meşru bir yol olarak devam ediyor. Bir diğer yol, yine fıkıh kitaplarında tartışılır. Birisi zorlan başa geçebilir mi? Yani cevap, yani aslında geçmese iyi olur ama... Şimdi meşru bir devlet başkanı yoksa ortada, birisi gelip ben oldum arkadaş diyorsa, vasıflarını taşıyorsa olur demişlerdir. Bu özellikle şeyde, Batı oryantalist metinlerinde şeriatı bozmak, kılıfına uydurmak diye çokça tartışılır. Ancak fıkıhta şöyle bir ilke var, yani zaruretler yasak olan şeyleri, vakkılar, ehven-i şerreyn ihtiyar olur iki kötüden biri. Yani şimdi Suriye örneğini hep canlı tutmamız lazım. Yani kaç yüz bin insan göç etti, öldü. Onun yerindeki daha az kötüyü düşünerek. Dolayısıyla bu tecrübeler olmuş, asap birbirine girmiş vesaire. Siyaset teorisi biraz buralarda esmiyor, bunu kabul edelim yani. Peki, devlet başkanı dediğimiz adam kim? Nasıl bir adam olmalı? Yani Kur'an'da, sünnette bunların çok şeyi yok, belirlenimleri yok. O yüzden ulema bunları içtihatla ortaya koyuyor. Bunların bir kısmında herkes müşterek, bir kısmı tartışmalı. Niye? Çünkü elimizde şey yok. Ancak temel prensip nedir? Ya bu adam devlet başkanı olacak, Müslümanların reisi olacak. O zaman neler olmalı acaba? Tartışıyorlar. Bir, duyularla ilgili. Bir kere görmesi lazım. Bu görme meselesi Yunan'da da, şeyde de var. Yunan diyorum. Yani Yunan, Roma'da da var. İran'da da var. Gözü görmüyorsa bir adam devlet başkanı olamıyor. O yüzden rakip imparatorların gözüne mil çektir. Oradan gidiyor. Mili çektim bitti olay. Artık öldürmene gerek yok. Rakip olamayacak yani. Çünkü körlü hiç mesela. Konuşması ve işitmesi de lazım yani, değil mi? Adam konuşamazsa nasıl devlet yönetecek? Diğer ikisi tartışmalı ama konuşmak olmak zorunda. Vücut azaları, kolu olmasın, bacağı olmasın, bunu da tartışmışlar ama prensip şu, yani mesela savaşa gidiyor adam, kolu kesiliyor, bu artık şeyi kaybedecek gibi tartışmalarda denir ki, yokluğu hilafetle ilgili bir işi yapmasına mani değilse problem yok. Yani şaşı diye, burnu kulağı eksik diye vesaire diye şey yapmıyor. Peki el ayaklarını kaybetse, felç olsa burada tartışma. Kimisi diyor ki olmaz, kimisi diyor ki. Bir diğer en problemli konu halife Kureyşli mi olmalı. Arkadaşlar teori Kureyşli olmalı der. Hadis de vardır der. Ancak sonradan bu iş esnetilmiş. İbn-i Haldun'un esnetilmiş. Maturidi, İmam Maturidi esnetilmiş. Burada Kureyş o dönem için şeydi, bir şeyleri temsil ediyordu. Ümmetin ortak şeyin, ittifaklı bir kabilesiydi ama sonradan bu özelliğini kaybetti. Şimdi biz niye Kureyş'te ısrar edelim diyerekten bu bir kenara bırakılmıştır. Yalnız konuda hadis var. İlgili hadis nasıl? Eymen sahih. Ama şöyle yorumluyor. Yani bu tamam Kureyş'ten ama Kureyş şu özelliklerini taşıdığı müddetçe öyledir. Artık Kureyş mi kaldı? Çin'e gittik, Şile'ye gittik diyorlar falan. Artık bir Nas kabul edilir mi yani? Yani işte yorum yapıyor Nas'ı. Nas'ı inkar etmiyor. Arkadaşlar, affedersiniz ama maalesef erkek olmamız gerekiyor. Bunu da hiç tartışmıyorlar bile. O kadar açık bir şey ki diyorlar. Yani tartışmıyor. Niye? Allah'ın kolundan tek kişi kalmış. İyi zamanlamada. Nasıl? Evet, kolundan bir kişi tek kaldı. Şöyle bir şey var. Yani tartışan aileler de var. Diyorlar ki ya ehli halver akt bile olamaz aslında. Niye? Diyorlar ki öyle olsaydı Hazreti Fatıma'ya yaparlardı. Kadınlar o dönem toplum aslında evlerindedir. Haremlerindedir diyor ulema. Dışarıyı bilmez. Siyasetini bilmez. Dolayısıyla bu işi onları karıştırmamak gerekir der. O yüzden değil
biraz kaybetmeyi de var diyeyim. Ama nesep gibi hani bir kabiliyetli bir alim çıkıp ya arkadaşlar artık dünya değişti deyip bunu da çağdaş sizin gibi genç arkadaşlarımız bu konuları çalışırsa bir kere eski dönemler için çok önemli bir tartışma. Devlet başkanı diyelim ki bir savaşta esir düştüyse artık işi bitti çünkü özgür olmak zorunda diyoruz. İşte senin sorun abi, bilim olmak zorunda. Yuvası ne seviyede? İçtihat seviyesinde. Sonra kayboluyor. Diyorlar ki ya işte biraz indiriyorlar ama en azından alan dini bilgisi olacak. İşte gene söylemiştik ya, çok modern siyaset açısından bir yerde durmuyor ama takvalı bir olması lazım. Ve kifayet diye bir şart var. O işi yapacak yeterlilikte olması lazım. Buradan çok fazla bunun üzerinden gitmeyeceğim. Bunu ben size bırakayım. Buradakileri okursunuz siz. Ben az önce fıkıh kitaplarını anlattım. Bir tarih kitabına baktığımızda orada halifelerin tarihini anlatırken onların bir sürü olumlu vasıfları ve olumsuz vasıfları çıkartılır. Ben onları derledim sizin için ama bunların üzerine burada vakit kaybetmeyelim. Zaten okursunuz şey gibi. Neler olumlu vasıf, neler olumsuz. Mesela zalim olmak. Mutrik ve Mugarniye, onun Türkçesini bilmezsiniz belki. Çalgı çengi işleri yapmak, siz de konser düzenliyorsunuz ya. Adam diyor ki, şarkıcı, markacı sistemi kuruyorsa diyor. Neyi tam burada dahil miymiş? Yok, gel bana espri yapayım. Böyle bir şey değil. Ama burada hani değişik meclisler kuruyormuş bazıları, kadın oynatıyorlar falan. Sıkıntılı yani falan. Evet. Bunları da geçelim. Çok buradan bakarsınız. Vazifelerini ben şöyle, onlarca vazife var. Böyle 4-5 maddeyi topladım. Bir kere dini muhafaza etmek. En temel vazifesi onun için neler yapacak var. Cihat, sırf cihat üzerine bir konuşma yapılabilir ileride. Benim ayağım alıştı Ankara'ya cihat işine. Üçüncü gelişim, 40 yaşındayım Ankara'ya. Nerede alıştık? Evet. Ama cihat müstakil olarak tartışılması gereken bir konu. Ne demek, nedir, ne değildir diye. Kamu düzeni sağlayacak. İktisadi vazifeleri var. Adaleti sağlayacak. İşte az önceki soru, devlet başkanını azletmek mümkün müdür? Adam fıs fücur içinde. Kafir olmadıkça mümkün mertebe azletmiyorlar. Kafir ise işitiyor. O yüzden bazı tekfir cemaatleri vardır. Tekfir ederler devlet başkanını ki mesela IŞİD bunu yapar, Taliban bunu yapar ki meşru olsun. Yoksa teori izin vermiyor. Onun dışında yemiş, içmiş, sarhoşmuş bunlar çok sebep kabul edilmiyor. Şöyle bir şey var, yani daha büyük zarar endişesiyle mümkün mertebe başta kalsın diyorlar. İstifa edebilir mi devlet başkanı? Normalde ömür boyu seçiliyor arkadaşlar. O yüzden Türkiye'de bu kural uygulanır. 80'inden önce siyaseti bırakan siyasetçimiz yoktur yani. Yani prensip olarak yıllık seçilmez. Örnek kadar başladık. Fakat adam istifa etmek istiyor ki Osmanlı'da bunun örnekleri var. İkinci Murat işte bırakıyor falan ya. Şöyle bir prensip getiriyorlar. O istifa ettiğinde devlet büyük zarar görmeyecek. Yerini başka biriyle dolduracaksa eyvallah bıraksın. İlke var. Gene orada devletin, şeriatın korunması. Yani. Yardımcıları da işte malum sistem var zaten. Vezirler, kadılar vesaire onu geçelim. Ülkesinden bahsettik. O yüzden tekrar bahsetmeyeceğim. Ancak İslam ülkesi dışındaki diğer ülkelere de darül küfür ya da darül harp olarak nitelenir. Mesela Memlük Osmanlısındaki bir alim rahatlıkla aynı kitaplarıyla Osmanlı İstanbul'da yaşayabilir. Hiçbir problem yok. Aynı dil vardır, aynı bilgi vardır. Hatta şöyle bir enteresan bir şey vardır. Bugünkü AB'yi hatırlatan bir şey. Bizim ulema toplum içinde çokça olan evlilik, boşanma, alışveriş, kira akti gibi metinlerin tüm mezheplere uygun şekilde yapılmasına uygun metinler geliştirmişler. Şurut literatürü. Dolayısıyla sen aynı dili kullanarak buradan kalkıyorsun, Delhi'de evi kiralıyorsun ya, burada da aynısını yapıyorsun. Orada da onunla başarıyorsun, burada da onunla evleniyorsun, burada da onunla evleniyorsun. Yani farklı devlet algısı yok. Tek fare gözüküyor. Şimdi AB'nin kurduğu sisteme bayağı benziyor. O yüzden mesela şöyle
tasnifler bayağı zor. Osmanlı alim. Yani aslında Osmanlı hukuku. Böyle şeyler yok. Onu söyleyeyim yani. Bizim kafamız hep İslam tarihi, Moğol istilası, Abbasi ile biter. Sonra alemat böyle bir şey yok. Yani. Aynı şey İslam hukuku var. Vesaire. O bütün ülkeler. O senin dışındaki ülkelerde işte öyle tanımlanıyor. Diyelim teba içinde raiye var, ümmet var vesaire. Sonuç arkadaşlar, inşallah içinizden birileri bu muazzam literatürü çalışır ve hiçbir şey yazılmadı, çizilmediyse bu kadar bir nereden çıkıyor ona bakar. Ama bu kadar klasik tecrübenin günümüze nasıl taşıyacağız? Bunlar bizim için ne ifade ediyor? O da bir ayrı çalışma. Şimdi bu kadar bahsettik ki Arap gibi hep modern siyaset kavramlarıyla konuşuyoruz. İhvanında vesairesinde kim yapacak bunları? İşte birilerinin yapması lazım. Yani keşfi kadimden ıslah ve ihya-i mevcuda. Yani biz öyle geleneğimizi keşfedeceğiz, orada bulacağız. Oradaki tarihi hususları orada bırakacağız. Yani belki buna kabul meselesi girebilir. Oradan da günümüze bir şeyler söylememiz lazım. Bunu yapmazsak bir iddiamızın olması mümkün değil. Sabırla dinlediniz. Bu tarih Hüseyin'in nasihatlerini de ben buna ekledim. İslam siyaset düşüncesinin temel bütün ilkelerini bir babanın oğluna yazdığı mektupta görebilirsiniz. Buradan okursunuz onları. Teşekkür ediyorum ben. Sağ olun da biraz zorladık. Estağfurullah. Sağ olun. Eyvallah.